Rusya ile devam ediyoruz. Kısmi seferberlik ilanının ardından ülke çapında protestolar düzenlendi. Savaş karşıtı sloganların atıldığı eylemlerde 1300 kişi gözaltına alındı. Seferberlik kararına ise çok sayıda ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesine tepkiler sürüyor. Ülke çapında sokağa çıkan on binlerce kişi savaşa hayır sloganları attı. Sankt Petersburg, Moskova ve Ekaterinburg kentlerinde dün gece saatlerinde başlayan gösterilerde onlarca kişi gözaltına alındı. Bağımsız insan hakları örgütlerinin paylaştığı bilgilere göre ülke çapında 1200 kişi gözaltına alındı. Seferberlik kararına Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyetlerden de tepkiler geldi. Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren HASE isimli sivil toplum örgütünün kurucusu İbrahim Yağan, "Bu savaş bizim savaşımız değil," dedi. Çerkeslerin seferberlik çağrısına uymamasını istedi. Мызауэм дэ ди ӏуэху хэлъкъым, мызауэр дэ ди зауэкъым. Зыхуэзгъэзэну сыхуейщ адэ-анэхэм, фи быным фахуэсакъ. Rusya'nın ABD ve Avrupa'ya yönelik nükleer tehdidi sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev de Rusya'ya katılan bölgeleri korumak için stratejik nükleer silahların kullanılabileceğini söyledi. ABD ve Avrupa'ya yönelik tehditleri sürdürdü. Hipersoniğin Avrupa ve ABD'deki hedeflere daha hızlı bir şekilde erişebilmesi garantidir dedi. Luhansk, Kherson, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinin Rusya'ya katılımı için düzenlenecek referandumların cuma günden itibaren başlayacağı açıklandı. ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Rusya'nın tehditlerine yanıt vermiş, nükleer bir savaş kazanılamaz diyerek uyarıda bulunmuştu. And all countries that support Ukraine. Avrupa Birliği Rusya'nın seferberlik kararına yeni yaptırımlarla cevap vermeye hazırlanıyor. AB Dış Politikadan Sorumlu Komiseri Josep Borrell seçenekler üzerinde çalışılacağını söyledi. Rusya vatandaşlarına bazı sektörlerde yeni yaptırımlar getirileceğini duyurdu. Ukrayna'ya silah desteğinin ise süreceğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik çağrısının ardından Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun imzaladığı kararname ile 300 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. Rusya'nın en büyük silah üreticisi Rostec, silah üretimini artıracağını açıkladı. Seferberlik ilanının ardından çok sayıda Rusya vatandaşı yurt dışına çıkmak için tek yönlü uçak biletleri satın aldı. Bu ülkelerin başındaysa Türkiye geliyor. Diğer taraftan Finlandiya'ya geçişlerde dün gece itibariyle artış yaşandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Ukrayna ve Rusya arasında uzun zamandır süren görüşmelerin ardından esir takası dün yapıldı. Takas Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv şehrinde gerçekleşti. Rusya'nın elindeki 215 askeri buna karşılık Ukrayna'da aralarında siyasi parti temsilcilerinin de olduğu 55 kişiyi serbest bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, takas sonucu serbest bırakılan 5 Azov komutanının savaş bitene kadar Türkiye'de kalacağını söyledi. Türkiye ve Suudi Arabistan'da takas müzakerelerinde arabuluculuk yapmıştı. Ukrayna'da çatışmalarsa hız kesmiyor. Esir takasından birkaç saat sonra yapılan saldırılarda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Rusya güçleri tarafından Zaporijya kentine düzenlenen füze saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Ukrayna tarafından Donetsk bölgesindeki pazar alanına yapılan saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.